Günler yaklaşıyor. Söz milletin, buyurun. Sağ ol abim, teşekkürler. Valla Türkiye fırıldak insanlara göre değil. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. İnşallah yine seçilecek. Tekrar Cumhurbaşkanımıza yola devam diyorsunuz. Yola devam. Anladım. Durma, yola devam. Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Hayırlı olsun. Onun da sonu geldi demek ki. Seçimi kesin kazanılacakmış gibi davranıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? İşte La Fontaine'den masallar anlatıyor insanlara. Yani şu anda La Fontaine'den masallar. Öyle beşli, altılı masa, yedili masa, sekizli masa toplanacaklar. Yine altına birisi tekmeye çakacak, yine masa dağılacak. Çünkü hepsi dönek oradakiler. Bir tane, iki tane yok orada dönek. Dört, beş tane dönek var orada. Yani sadece Türkiye'ye bunlar vatan haini bunlar. Bak bu kadar ağır konuşuyorum, vatan hainleri bunlar. Biz Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Biz MHP'li olarak, biz milliyetçi cephe olarak arkasındayız. Son olarak muhalefetin bir sözü var. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Bu ne demek? Tarih olacaklar. Tarih yazmayacaklar, tarih olacaklar. Muhalefet. Çünkü Türkiye devlet egemenliğinden gelen bir ülke. Selçuklu'dan beri gelen bir gelenek var. Selçuklu, Osmanlı, ondan evvel gelen gelenekler var. Biz onun devamıyız. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Teşekkür ederim. Şu an deprem var aslında. Ne seçimi ya? Ne seçimi aslında? Şu an depremi konuşmuyorlar, seçimi konuşuyorlar. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Esnafsınız. Esnafız abi, buradayız. Esnafta her şey yolunda mı? Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Bereket versin. Sağ ol abiciğim. Çok teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Evet. Esnaf, eskiden esnaftım. Şu anda kargocuyum. Seçim yaklaşıyor, buyurun. Söz milletindir. Kardeşim, altılı masaya hiç güven veremiyorum. Şöyle veremiyorum. Hiçbir bana göre sağlam konuşan yok. Yine de AK Parti derim. Başka bir şey demem. Yola devam diyorsunuz. Allah izin verirse yola devam derim. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne demek istersiniz? Kendisi aday oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na selamımı söyle. Oy verecek, ama oy hiç verecek. Güven veremiyorum. Hiç güven veremiyorum. Ama verecek. Anladım. Ya sevmiyorum desen seviyorum. Ama sevgi ayrı, menfaat ayrı. Peki abi. Muhalefet şöyle bir sözde bulundu, şöyle bir cümlede. Evet. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Ne demek istersin? Ne demek istemişlerdir sizce? Bence başarılı gösteremeyecekler. İnşallah yine de AK Parti diyelim, başka bir şey demeyelim. Anladım. Esnaftınız. Esnafız. Evet, tamam. Adil oldu. Sonra neden bıraktın? Sonrası sağlık derim ben. Başka bir şey diyeceğim yok. Cumhurbaşkanımıza birkaç cümle olarak bir şey söylemek isterseniz ne olurdu? Cumhurbaşkanıma aynı durumda başarılar dilerim. Yoluna aynen bu şekilde inşallah ayağına taş değmez, devam eder. Biliyorsunuz ki Türkiye'de şu anda bu kadar savaş şeyden depremden mağdur insanlarımız var. Allah rahmet eylesin. Eşimiz var, dostumuz var, arkadaşımız var, anamız var, babamız var. Bu adamların mağduriyetini giderirse gene bu AK Parti giderir. Ben böyle diyorum abi. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa AK Parti yapar abi yine de. Anladım. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Nasılsınız? Nasılsınız? Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Valla o konuda hiçbir şeyim yok. Kararsızlık mı var? Efendim? Kararsızlık mı var? Kararsızlık var. Neden? Bilmiyorum. Genelinde benim düşüncem o. En yakın kime hissediyoruz? Kendimizi. Valla şimdi ben kendi görüşümü soruyorsunuz. Oy verecek bir potansiyelde siyasi parti görmüyorum. Şu anda öyle bir parti yok diyorsunuz. Yok diyorum. Kişi var mı? Kişiler de yok. Türkiye'de bu yaşımıza göre kimleri gördük, biz kimler geldi, kimler geçti. Bundan sonra ne olur? Valla bundan sonra Allah sonumuza yetişsin, bilmiyorum işte siyasilerin bu şeyleri. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Esnaf mıyız? Esnafız. Seçim yaklaşıyor, ne diyoruz abi? Valla ben aylısı yani inşallah. Reis tekrar devam işte. Sayın yani, Kılıçdaroğlu kazanır mı? Kazanamaz. Kazanamaz. AK Parti diyoruz yani. Fark etmez, birisi kazanacak işte. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Kılıçdaroğlu mu, Cumhurbaşkanımızı kim kazanır? Vallahi Cumhurbaşkanı kazanır. Nasıl bir tahmin var mı? Yüzde kaç kazanır? %51 alır yine. Anladım. Ne oldu? Altılı masa niye böyle oldu? Çokluğun olduğu yerde her zaman böyledir yani bu. Çokluğun olduğu yerde ne olur? Sıkıntı olur. Yani herkes bir yerden bir çekiştirme yaptığı sürece olmaz yani. Kumar masası diyor. Ne diyorlar? Ne düşünüyorsunuz? Doğru diyor. Altılı kumar masası. Meral Akşener niye böyle yaptı? Oyun yaptı bence. Anladım. Sizin oyunuz kime? Yani. Kime yakın hissediyorsunuz? Bana, ben daha henüz kararımı vermedim ya, ortadayım. Aa, niye kararsınız? Bekleyeceğim. Sebep var mı? Son hamleleri bekleyeceğim. Ama altılı masa yok tabii ki tercihimde. Tamam. Teşekkür ederim abi. Seçim yaklaşıyor. Ne diyorsun abi? Allah reisi devam.
Reis, Cumhurbaşkanınıza devam. Siz ne diyorsunuz? Biz de aynı. Ailece. Evet. Peki Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya gelecekler sanırım. Allah'ın izniyle başaracağız gene. Reis başımıza gelecek inşallah. Allah eksik etmesin başımızdan. Cumhurbaşkanımıza peki iftira atanlar hakkında ne diyorsunuz? Böyle? Onlar işte boş buldukça böyle iftiralar atmaya devam ederler. Ama yanlış yapıyorlar. Ellerinde avuçlarında bir şey olmayacak yani. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki cumhuriyet, laiklik, yani halkçılık birleştiren, ayrıştırmayan diyor. Kim efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal kazanır mı sizce? Kazanır. Anladım. Çünkü herkesin istediği, ne diyeyim yani, barış, herkesi kardeşlik, bir arada tutmak, bir olmaktan bahsediyor. Bunlar çok güzel şeyler. Cumhurbaşkanımızın daha önceki bir söylemi vardı Kılıçdaroğlu için. Çok rahat yerim demişti. Ne diyorsunuz? Yani sevenleri var. Yani Tayyip Erdoğan kolay bir rakip değil. Bu bir gerçek. Ama biraz yıprandı. Yani çevremden de bunu takip ediyorum. Uzaklaşanlar çok. AK Parti'den mi? Evet, evet. Bilmiyorum, belki o da ideallerinin peşinden gitti. Yani ilk 5 yılı çok iyiydi. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ama yenilik lazım. Yenilikte güzel şeyler oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Ne diyorsun abi? Vallahi ne diyeyim? Sayın Cumhurbaşkanımızdan başkasını ben aday olarak göremiyorum. Yine olsun, biz daha önceleri yaşadığımız için yani acırım sadece gençliğe. Başka hiçbir şey demem. Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Sanmıyorum. Millet kabul etmez yani onu. Sanmıyorum. Ne olur Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse ne olur abi? Vallahi Türkiye karışır. Öyle diyeyim tek kelimeyle. Başka bir şey demeye gerek yok. Altılı Masa'da karşı tarafta net aday belli oldu. Sence kim olmalıydı onların adayı? Vallahi kim olursa olsun onların adayı. Fark etmezdi yani. Sayın günümüze... Cumhurbaşkanımız varken kimseyi kabul etmez. Ben şahsen kabul etmiyorum yani. Memnunsun abi. Elhamdülillah. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Şükürsüzlüğe böyle bir mütevazı insanlar, yani akılcı düşünen insanlar, öyle diyeyim. Akılcı düşünen insanlar elindekinden yetinmesini bilmesi gerekiyor. Biz sürekli alışmışız. Gençlerimizden görüyorum. Aman her şeyim olsun, hiçbir eksiğim olmasın. Ben de dahil yani, benim çocuklarım da dahil. Farklı değil. Elhamdülillah yetiştirmeye çalıştım. Yapmaya çalıştım bir şeyler. Biraz aile terbiyesi vermeye çalıştık. Ama bu memleket elden gitti mi, bizim gideceğimiz başka bir yer yok. Bu memleketi sonuna kadar savunacağız. Ne gerekiyorsa da yapacağız. Sıkıyorsa Cumhurbaşkanımıza kimse bir şey desin, söylesin. Bir şey demeyeceğim. Yanındayız her zaman, arkasındayız. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Seçim yaklaşıyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi düşünecek bir şey var mı? Buyurun. Altılı Masa'yı gördük işte. Dün başkaydı, bugün başka. Yani reisin Allah sağlık sıhhat versin diyelim. Oyumuz reisedir. Altılı Masa niye böyle oldu sizce? Ben de ya, olacağı buydu zaten. Şimdi altı benzemez bir araya gelince ne olacak? Yani başka bir şey beklenmez ki zaten. Yani düne kadar birbirinin nasıl diyeyim, ipini çekenler bugün bir araya geldiler. Ne için? Ya bunlar hep tezgah ya. Bunları nasıl görmüyor bu? Yani bu millet niye görmüyor bunu ya? Ya bugün petrol çıkarak seviyeye gelmişiz. Gaz çıkarıyoruz. Yani İHA'larımız bugün dünya pazarında ya. Yani bunları görmemek, bilmiyorum yani. Ha bu Altılı Masa geldiği zaman ne olacak? Bunların hepsi durarak. İnanın ki 100 sene Türkiye geriye gider. Bir daha da toparlanamaz yani. Bu son şansı Türkiye'nin. Yani 100 sene önce nasıl bize tezgah kurdularsa, Osmanlı'da bu çıktıysa, eğer bunu da iptal ederlerse, yani bunu da Türkiye'ye bu darbeyle vururlarsa, ben inanıyorum ki 100 sene daha Türkiye düzelemez. Abi ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız dedi Meral Akşener. Ne demek istedi? Abi tarih yazarlarsa Türkiye batar işte. Onların yazacağı tarih bugün Amerikalıların nasıl diyeyim, dış ülkelerin, dış mirakların kurduğu tarihtir. Onlar o tarihin peşindeler. Bizim tarihimiz belli ya. Benim 2000 önce tarihimiz yazılmış ya. Biz bağımlı yaşayamayız yani. Biz, ya soğan ekmek yeriz ya. Ne olacak yani, yeriz. Ama vatansız yaşayamayız. Yani bu Suriye'nin durumu görüyoruz ya. Yani onlar şimdi Irak'ın da durumunu görüyoruz. Hele hele Kuveyt değil de neydi o? Irak mı? Irak değil ya. Libya. Libya. Libya ya.
Ya öyle bir lider gelir miydi ya? Doğan çocuğun evi hazırdı ya. Nettiler adamı, taşla öldürttüler ya. Bu Siyonistler aynı şey burada. Ya Menderes gitti, Özel gitti. Artık yeter ya. Abi son olarak HDP ile işbirliği yapıyor yani, mu sence altılı masa? Yapıyor tabii ki. Daha akşam söyledi işte. Fatih Altaylı'nın programında söyledi ya işte. Daha önceden çok şiddetle karşı çıkan bir Meral Akşener. Akşamki programını da ben izledim. Ya ayıp ya. Çok ayıp ya. Sen bir de yani ülkücü kökenden geliyorum diyorsun. Yani sen şimdi senin böyle yapman, zorla yaptırılıyor bunlar. Bu Meral'ın istediğiyle olduğunu ben tahmin etmiyorum. Buna ya 3 gün önce şiddetle karşı geldi. Böyle oğlum kavgada söylenmeyerek sözleri söylediği insana bugün dün gitti beraber yine aynı. Kim yaptırıyor zorla sence abi? Yani o yorumu ben şimdi tahmini benim. Amerika yaptırıyor bana göre. FETÖ taraftarları yaptırıyor. Almanya yaptırıyor. Yani dış mihraklar bunlar. Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenler yapıyor. Allah sonumuzu hayır. Cumhurbaşkanımızla yola devam diyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Ailece. Ailece. Ailece ben yani ben görüyorum bunları ya. Ben emekliyim. Emekli memurum. Allah'a çok şükür ya. Ya şu bu nesli ben anlamıyorum ya. Z kuşağı diyor, bilmem ne kuşağı ya. Allah insanı kör eder ya. Bu nimet hiçbir zaman gelmemiştir dünyaya ya. Ya adam yattığı yerde sen bir 50 kilo bir şey al. Apartmanda 3. kata çıkaracağım diyor. Bak bakalım adam bulabilecek misin? İşsizlik var diyor. Benim ellerim hep nasırlı da ya. Ben devlet memuruyum. Gençler çalışmıyor diyor. Çalışmıyor tabii. Almış telefonun cebine. Ya kafede oturup çay içiyor. İş yok. Ya iş nasıl yok ya? Ya şu anda üniversite mezunu olmayan yok zaten. Ha ben üniversite mezunuyum. Ya ben de üniversite mezunuyum. Ben 70 yaşındayım ben de üniversite mezunuyum. Ne olacak yani? Üniversite mezunu olup bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmez. Çok teşekkür ediyorum abi. Sonumuz hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Yaklaşıyor. Ne düşünüyorsunuz? AK Parti. Tayyip rakip tanımaz. İçinizdekilerini anlatın. Kılıçdaroğlu aday oldu. Önemli değil. Kılıçdaroğlu'nun aday olması, Cumhurbaşkanı olması demek değildir. Reis dedim ya, rakip tanımaz. Reis dediğini yapar. Onlar bugün söyler, yarın unuturlar. Bunlar boş. Teşekkür ediyorum abi. Reis başkadır. Cumhurbaşkanımız diyorsunuz o zaman. Cumhurbaşkanımız odur. Teşekkürler.